Türkiye'nin tek kültür sanat kanalı TRT 2den felsefe söyleşilerinden merhabalar efendim yeniden karşınızdayız ve yine yeni yolculuklara hazır mıyız? Biz hazırız sizler de umarız ki hazırsınızdır. Serdümenimiz Profesör Doktor Şaban Teoman Dural hocamız da stüdyomuzda kendisine öncelikli olarak hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk. Istiyorum. Değerli hocam bir önceki bölümde biz Sokrates'e değinmiştik değerli izleyiciler hocamla beraber ve Sokrates'in Aklın en önemli ürünü olan kavramlardan ve bu kavramların en önemli satı olarak edebi aktarmıştı değerli hocamız bize ve buradan da Plato'ya geçeceğiz demiştik değerli hocam Sokratla ilgili söylemek istediğimiz şeyler var mı bu konuyla ilgili ekleyeceğimiz şeyler var mı yoksa direkt Platon'a Platon'a mı geçelim efendim Sokrates'i atlarsak sonra Bizi fena halde teper herhalde öbür taraftan. Onun için biz muhakkak bu üstada e, temas etmek zorundayız. Efendim yine iyi akşamlar dileyerek söze başlayalım. Sokrates bilgelikten felsefeye geçişin e, hudut taşıdır yahut köprüsüdür diyebiliriz. E, ee, bahusus kavrama yüklenen ilk kişidir. Daha önceki bilgelerde kavram çalışması var mıydı? Belli belirsiz vardı. Birçok başka konunun yanında kavrama da temas ettiklerini görüyoruz. Ama kavramı tekeline alan kendini bütünlüğüyle kavrama veren ilk kişidir. Bu felsefenin özü demek olan metafiziğe gidişin cümle kapısıdır. Metafiziği ben bir kavram mühendisliği gibi görürüm. Ee, Dediğim gibi bu mühendisliğin ilk çarpıcı örneği yahut da ilk kavram mühendisi Sokrates'tir. Felsefe yahut felsefi tutum hiçbir şeyi e, yoklamadan sınamadan kabul etmemeyi beraberinde getirir. Ez cümle eleştiri dediğimiz olay, felsefenin giriş kapısıdır. Bu iki kapı, yani kavram araştırması ve e, eleştiri olayı Sokrates'te çok ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Çok ağırlıklı demek bile Fuzuli sadece bunun üzerinde durur. Bunun üzerinde çalışır. Deneyini, sınamalarını sokakta yapar, meydanda yapar. Bu belki onun toplumsal arka planının da gereğidir. 469'da orta sınıf bir ailenin çocuğu Atina vatandaşı olan bir babanın oğlu olarak dünyaya gelir. Hep bu zaten söylenen tekrarlanan bir olaydır. İşte babası taş ustasıdır. Taş ustası derken taşlı yapılarda çalışan usta olan bir kişi zaman zaman da heykel de imal ediyor. Yunan'da güzel sanatlar ile zanaat iç içe yürüyen olaylar Tekne dediğimiz. Tekne dedikleri olay da hem güzel sanatlar anlamı vardır. Hem de bayağı bildiğimiz e, yararı bulunan işlerin görülmesi. Taş işçiliğinin. Zanaatla sanat, sanat iç içe. İç içe, yani. iç içe evet. İç içe. Yani salt e, heykel tıraş vardır. Öbür tarafta da e, taşları kıran, işte onlarla duvar ören, e, bina inşa eden adamların Ayrımı yok. Bunlar bir bütün olarak görülüyorlar. Ee, sanat son derece içleştirilmiş bir olaydı Yunan, özellikle de Atina'da. Yunanın genelinde ama özellikle Atina'da, ee, mesela ayrı bir şiir sanatı yok. O konuşmaya, hitaba yedirilmiş bir olaydır. Biraz böyle edebiyatın içinde bir şey mi Bir içinde, şeyde, evet. Müzikte falan. Daha sonraları gördüğümüz büyük edebiyat dünyaları da bu örneğin tekrarlandığını görüyoruz. Hint'te. Ee, Bizde Osmanlı'da Araplarda özellikle de İran'da e, şiir hayatın e, bir parçası haline geliyor. Dediğim gibi özellikle İran'da gördüğümüz bir olaydır. Şiraz'da mesela her gece saat 7'de her akşam 7'de e, meydanda meydanda şiir resitali vardır. Nasıl ki İngiltere'de Hyde Park'ta her cumartesi hala devam ediyor mu bilmiyorum ama e, gençliğimde vardı bu. Önüne gelen bir kürsüye çıkar Hyde Park'ta e, siyasi bir nutuk irad eder. Orada ibaret kalır. Başka yerde siyaset konuşulmazdı İngiltere'de. Mecliste e, ve şeyde Hyde Park'ın o dediğim yöresinde para ödüyor mu ödemiyor mu onu da bilmiyorum. Bir adam kürsüye çıkıyor. Bazen iki kişi, üç kişi oluyor dinleyen. Bazen çok geniş bir kalabalık. Ee, herkes istediğini söyleyebiliyordu. İngiltere bir krallık olmakla birlikte krala küfreden adamlar da çıkıyordu. Biraz ötede Buckingham Sarayı var. Ee, yere batsın işte namussuzlar şunlar bunlar diğer adamlar Orada nutuk irade ediyorlardı. Bunun şiir olarak paralelini Şiraz'da görüyoruz. Adam çıkıyor kürsüye. Önce tabi hafızdan bu bir çeşit kelime-i gibi bir şey muhakkak bir kere hafızdan bir şey okuması lazım. Beyt okuyacak. Ondan sonra kendi şiirine geçer. Ee, Yunan'da da bu şiirin hayata e, yedirilme olayı o derecelere varıyor ki mesela siyasi nutuklarda büyük ölçüde manzumdur. Nesir değil, manzum olarak hitap ediyor. E, Eflatun'un Söyleşilerde manzumdur. Çok zor bir şey olması lazım. Niye? insanları daha etkileyebiliyorsunuz. E, şiar vari, slogan vari konuştuğun vakit ki onun içinde e, nazım vardır. Her nazım şiir değildir. Ama e, şiire giden yoldur. Nazım. Kafiyeli, vezinli bir ifade tarzı. Tamam. Mesela Perikles'in konuşmaları böyle. Dediğim gibi, Eflatun'un e, şeyleri böyle. Söyleşileri. E, daha sonra geleceğiz de, madem açıldı burada konu, bir dil şaheseridir Söyleşiler Diyaloglar Sokrates Böyle orta halli bir ailenin Vatandaş bir ailenin Annesi de dediğim gibi ebe, Ebedir Böyle bir ailenin çocuğu olarak Dünyaya geliyor Öyle bolluk içinde yetişmiyor Ama aç da kalmıyor Çocukluğunda Ve genç yaşta Asker oluyor. Kendi isteğiyle mi yoksa zorla mı gidiyor onu bilmiyoruz. Çünkü o sıralarda onun yetişme çağında e, Pelopones harpleri devam ediyor. Isparta ile. Ve 33 yıl asker oluyor. Soğuk bil fiil e, muharebelere katılıyor ve ünleniyor. Kahramanlıklarıyla, yiğitliğiyle ünlü bir kişi oluyor. Hattaki yararları, ya yararlılıklarıyla. Aşırı bir adam. Aşırı çirkin. Aşırı hareketli. Aşırı içiyor. Doğru yalan bilmiyoruz. Bir fıçı şarabı bitirdiği söylenir. Ama sarhoş olmaz. Daha sonra e, askerlikten sonra felsefeye intisap ettikten sonra içkiyi kesiyor. İçmiyor artık. Bu şölenlerde Eflatun'un bahsettiği Şölenlerde hani e, şeylerin söyleşilerin e, vuku bulduğu mahallerde içiyor mu içmiyor mu bilmiyoruz. Yunanın en önemli özellikle de Atina'nın en önemli özelliği ölçülülük, Sofrosüne basiret. Buna olağanüstü önem veriyorlar. En ayıp olaylardan biri istenmeyen, reddedilen olaylardan biri sarhoşluk. Bu anlamda yani sarhoşluğu önlemek için mutlak surette şaraba su katarlar. Sulu içerler. Hafifletmek için. En bol bulunan o coğrafyada yemiş üzüm. Bu yüzden şaraba çok talim ediyorlar. Bir üzüm zeytin diyarı biz de burada Anadolu'dan tanıyoruz, biliyoruz. Yani Ege bölgesi, Ege'ye kıyı olan yerlerde biten, başta gelen bitki bu. Ve bunlar kutsal kabul edilirler. Nasıl Araplarda hurma kutsal görülüyorsa, başka bir takım coğrafyalarda elma öyle görünüyorsa, burada da... Ee, Kutsal ad üzüm ve şeydir. Zeytin. Zeytindir. Defne de çok önemlidir ama defne yani bizzat yenilmiyor. Yemeklere tat versin diye katılıyor. Bir de defneden taç örüyorlar. Ee, çok başarılı e, sporcuların başına geçiriyorlar. Özellikle olimpiyatlarda ve Atinalılar arası yarışmalarda e, birinci gelenler. Kimi yarışmalarda da hocam böyle bir testi zeytinyağı e, kazananı Kazanlar. şey yaparlarmış, hediye ederlermiş. Çok önemli yani zeytinyağın önemini e, altınla falan ölçebilirsin o o derece. E, çünkü ondan çok yararlanıyorlar. Besin olarak, ilaç olarak, e, makina yağı olarak şey yapıyorlar. E, Sokrates'in dönemi aşırı bunalımlı bir devirdir. Aşırı bunalım çağdır. İlkin ilk defa karşılarına çıkan Yunanlı olmayan bir düşman var. Persler. O sırada tabi daha bu hayatta değil ama Pers harplerinin artçı e, Depremleri, sarsıntıları devam ediyor. 69'da doğuyor, Pers harpleri 90'da, 1490'da ve 80'de olan olaylardır. Bunların e, şeyleri sürüyor. E, yol açtıkları bunalımlar yetmiyormuş gibi 30 yıl sürecek Peloponnes harbi patlak veriyor. Bu Bunalımlı dönemde büyüyor, delikanlı oluyor. Atina, bütün Yunan'dan farklı bir konuma geçiyor. Bu konumdan uzun boylu bahsettik. Siyaset ve iktisat yönünden, kültür hayatı bakımından ee, söz ettik bir tarım toplumundan çıkıyor Atina. Tamamıyla tarıma yönelik bir toplumken ticaret, maliye ve sanayiye geçiyor. Sanayi ortaya çıkıyor. Bundan da uzun boylu söz etmiştik. Bunların yarattığı çok önemli sarsıntılar var. alışılmış geleneksel adet anne hızla yenini nevzuhur değerlere bırakmaya başlıyor. Bunların başında para servet ve Aşırı refah. hadisesi çıkıyor başımıza. Ve bireycilik dediğimiz Bunun getirdiği bireycilik var. Evet. Bunun getirdiği bireycilik var. Sokrates'in böyle bir çağda felsefenin eee ...temel taşlarını... ...koyması... ...ilerki dönemlerde... ...felsefenin bunalım çağlarında... ...ortaya çıktığına dair... ...bir kanaatın... ...beslenmesine yol açmıştır. Doğru bir kanaat midir bu? Diğer ee, çağlar için düşündüğümüzde. Önemli ölçüde doğru. Önemli ölçüde diyorum... ...her zaman olmayabilir ama... ...ee genellikle böyle olmuştur. Orta çağda Avrupa'da nisbi bir istikrar var. Sakin sularda. O günlerde de Avrupa'da felsefe yapılmış. O bakımdan ille bunalım çağlarında ortaya çıkar diyemiyoruz. Önemli ölçüde bunalım çağının bir verisidir. Neden? Ona da isterseniz ileride gelelim. Nedenine. Dönelim biz tekrar e, Sokrates'in hayat yoluna. Sokrates'in İlk hocası daha önce bahsettik Parmenides'ti. Çok genç bir, bir yaştaydı şey Sokrates. Parmenides Atina'ya geldiğinde yaşlı bir adamdı. Yaşını başını almış. Adeta yaşlı bir delikanlı diyebiliriz. Verilen e, tarifler bunu bize gösteriyor. Boylu, poslu, yapılı, e, ak sakallı, ak saçlı bir adam. Çok önemli bir nokta da şudur. Yunan'da, bu arada e, Atina'da asil zadeler Kuzeyli tiptedirler. Yani Avrupa'nın kuzeyinde yaşayan insanların, Germenlerin tiplerinde olduklarını sanıyoruz. Verilen tasvirler, heykeller, resimler böyle gösteriyor. Halk Akdeniz tipi olması lazım. Bu 18. 19. yüzyılda Avrupa'da kendini gösteren kuzeyliliğe vurguda bulunan ırkçılığın bir tezahürü müdür? Bize Yunan'ı e, tasvir eden İngiliz, Alman, işte ne bileyim Fransız, Danimarkalı, Felemenkli düşünürlerin, filozofların, işte sanat tarihçilerinin filan taraflı bir ifadesi midir? Yoksa gerçekten de böyle miydi tam bilmiyoruz. Hocam bunun bir karşılığını Hint'te de görmedik mi? O kuzeyden gelen kavimler giriyorlar Hind'e oranın yerlilerini ezmeye başlayıp kendilerini aristokrat Hind'de doğal bir şey bu Dravitler zencidirler Hint Avrupalılar kuzeyden geliyorlar ariler ama Yunan'da Hint Avrupalılar ariler Yunan'a girdiklerinde Yunan'ın yerli Koyu tenli bir halkı var mıydı bilmiyoruz. Yani arilerin Yunan'a gelişleri ikinci binin başlarına değil geri gidiyor. Bunlardan bahsetmiştim Mikenler, şunlar, bunlar, vesaire. E, Hint'teki gibi bir e, çok keskin bir ırk farkının olmaması lazım. Ama tekrar ediyorum, gerek bize Yunanı anlatan Avrupalı araştırmacılar, düşünürler, böyle bir resim sundukları gibi Yunandan kalma hay e, heykeller, resimler ortalama adamı vermiyor, sokaktaki adamı bize yansıtmıyor. O bizim tahminimiz. Bu Akdeniz'de olmalı diyoruz. Şeyde biliyoruz daha sonra Roma'da Akdeniz tipli adamlar olduklarını biliyoruz. Hatta Romalıların kuzeyli insanlarla karşılaşmada ne kadar şaşırdıklarını da tanıyoruz. Bunların bize e, o kuzeyli adamları bir tasvir edişleri var kendileri öyle değil. Bundan ötürü çok şaşırıyorlar. Hatta gözleri korkuyor. Dev gibi adamlar işte. Sarı saçlı, kızıl kızıl saçlı, eee, ak tenli, renkli gözlü filan adamlar. Yunan'da böyle Kuzeyliğe dair çok açık bir ifade yok. Sadece Aristoteles bir yerde Nikomakos ahlakında olacak yanlış hatırlamıyorsam ya da politikada olacak. E, Tuna'nın ötesinde e, işte sarışın, ak Aktenli filan insanlar var diye bir cümlesi geçiyor. E, onların aklı çok durgundur diyor. Çünkü e, kan yürekten beyne gidinceye kadar donuyor soğuk. İklimle açık. İklimle açıklıyor. Güneyde de zencilerde de düşünmek kısıtlıdır diyor. Çünkü buharlaşır. O kan buharlaşır. Aklın, beynin e, gereksediği sıvı kana kavuşamıyor her iki durumda da. Böyle bir açıklaması var. Yani en ideal insan Akdeniz insanıdır Aristoteles'e göre. Özellikle de Yunanlı'dır. Hocam demin o Yunan e, heykellerinden bahsederken dediniz ya hani kuzeyli tipi var o heykellerde. Şimdi o heykeller sanatçıları tarafından yani ideal güzellik anlayışına göre e, e, yapılmış olamaz mı? Yani hani olmayan bir şey ama böyle olması gerekiyor gibi bir algıyla yapılmış olabilir mi? Örneği nerede? Sen bir heykel e, dökerken, yontarken dökerken yontarken. Resim çizerken bir örneğin olması lazım. Yok, örneğin insan olur ama hani bundan daha güzel, daha iyi, daha ya böyle örneği yoksa da... o daha güzeli nasıl tasavvur edeceksin? Bir örneği olması lazım. Ama örneğim işte insan. Hani güzel, daha güzeli. E hani yoksa sen daha güzele gidemez miyim? O Düşün tip selam insan mi? yoksa o ortamda onu nasıl resmetsin? Kafasında nasıl canlandırsın? Görmen lazım böyle bir insanı ki o onu esas alasın. Mesela dediğin gibi tanrılarım da öyle yapıyorlar. Tanrıların heykelleri tipik kuzeyli insandır. Buna dayanarak da bu da çok ilgi çekici. Belki daha önce bahsettim. Nazilerin nasyonal sosyalistlerin ideal insan tipi hep bu Yunanlılar Yunan heykellerinden geliyor. Yani kendi önlerinde öyle bir örnek var tabi kendi insanların da tiplemesi bu ama önemli ölçüde Yunan'ı örnek alıyorlar Yunan heykel tıraşlığını ve Yunan'ı koyacak yer bulamıyorlar. İşte diyorlar ki onlar her bakımdan halis ariydiler. Hem maddeten bedenen hem de manen akıl bakımından da. Her neyse ee, Sokrates'in dışında gördüğümüz, rastladığımız bilgelerde özellikle de Eflatun'da o kuzeyli tipini görüyoruz. O o canlandırılmış. Aristoteles'i katamayız. O da... ...Aristoteles de asilzade değildi. Toplumun bir üst kesiminden geliyor ama asilzade değil. Hekim çocuğu galiba. Değil mi? Evet yani babası memur diyelim. Sokrates... ...daha da alt tabakadan gelen bir adam. Ve onda... halkın e, genel tiplemesine uygun bir şekil buluyoruz. Aristo, şey, Sokrates'te. Sokrates'in aşırılıklarını bir tarafa bırakırsak, yaşama tarzı da çok önemli olağandır. İnsanlar genelde nasıl yaşıyorlarsa öyle yaşıyor. Yani evleniyor. Çoluk çocuğa karışıyor. Ondan sonra sapıtıyor. Felsefeye kendini veriyor. Çalışmıyor, etmiyor. Yani ailesinin maişetini temin etmiyor bütün yük karısının üzerine. Geçimi nasıl sağlıyor bunlar? Karısı sağlıyor. Karısı zengin bir ailenin kızı. Ondan kalan bir gelir var. Kıt kanaat geçiniyorlar. Evet. Ondan sonra bu yönüyle çekilmez bir adam aslında. İşte kendisi de söylüyor zaten. Ha, öyle mi? Kendisi söylüyor. Yani santipe yerden yene çalan e, cadılaştıranlar hep Sokrates'in arkadaşları. Sokrates hiçbir zaman karısını kötülemiyor. Tam tersine tam tersine e, Atina'da kadının yeri eşyakinden bile aşağıyken seviye itibariyle kadına aşırı değer yüklüyor. Ve felsefeyi kadınsı bir iş olarak karşımıza çıkarıyor. Doğurma var. Ben diyor annem gibi ebeyim. Fikir ebesi. Annesi çocuk ebesi. Bu kendisi fikir ebesi. Manevi ebe. Manevi bir, Evet. Düşünce ebesi. Ne derseniz deyin. Ve o kavramlardan babası gibi babası taş ustası ya babası gibi inşaatlar meydana getiriyor. İnşaatlar meydana getiriyor. İki iş yapıyor. Hem doğurtuyor hem de oradan felsefenin asıl işi demek olan yapılanmaları ortaya çıkıyor. Kavramları doğurtmakla kalmıyorsun. Şekil de veriyorsun. Şekil veriyorsun, evet. Şekil Yunan'ın en önemli e, tutkusu. Her şey biçimden ibaret. Her şey biçimden. Estetik de buradan. Biçim olmadı mı hiçlik var demektir. Ve maddelerin malzemenin biçim kazanmasında ana iş başta gelen iş yasalılıktır. Yasa ve biçim yoksa Hiçlik var. Yasaya uymak insan olmanın başta gelen ödevidir. İnsan olan bir varlık yasaya uyar. Bu geçen bölüm anlattığınız zorunlulukla ilgili, i̇lgili. bağlantılı. Heraklitos öyle diyor. Tanrı koyduğu yasaları aşamaz. Koyduğu yasalara bağlı kalmak mecburiyetindedir. Yani Tanrı kendisini bağlıyor. Neye koyduğu yasalara? Güneş bile sınırlarını aşarsa işte ona haddini bildirir daimonlar diye de bir fragmanı vardı. Galiba. Evet. O yasalını bize bildirme işi logostur Bütün insanlarda logos vardır diyor Herakleitos ama bunlara kulak verenler pek azdır. Adeta bir ayet. Biz bütün insanlara akıl verdik, ama pek azı buna kulak vermektedir. Buna uymaktadır. İşte o e, yasa sana e, hayır işlemeyi emreder oynomya. Hayırlı yasa. Ya hayırlı yasalılık. Hayırlı yasalılık. Hayırlı yasalılığın hüküm sürdüğü ortam toplumdur. Hocam bu hayırlı yasalılığın da bizdeki karşılığı bu emril bin maruf, nehil bin münker dediğimiz evet. şey. Toplumdur. Toplumun dışında insan var olamaz. Var olma şartı toplumdadır. Bu toplumu oynomya, hayırlı yasa toplumunu eflatun dev, devlet olarak bize tarif edecektir. Sokrates toplumsal varlık olmamızı derpiş eden, öngören, Kavramları ele almaktır. Bunları insanlar arasında nice yaygın olduğunu sen ne anlıyorsun, sen ne anlıyorsun, sen ne anlıyorsun, ben ne anlıyorum. Bunu yokluyor. Bunu sınıyor. edep kavramlarını ve burada çok lafı uzatmadan özet olarak koyalım. Bu kavramlar arasında bir birlik varsa, ortak anlama durumu varsa bu bir mucizedir. Hiçbir şekilde belli bir kavramın hepimiz tarafından ortak anlaşılmasını gerektirecek mantık esası yok. Basiretler ne anlıyorsun? Sen ne anlıyorsun? O ne anlıyor? Bu ne anlıyor? Şu ne anlıyor? Ortak anlamalarımız bunu yokluyor. Bunu sınıyor. Seni istediği cevabı vermene kendi istediği cevabı senden almak için sana oynadığı oyunlar var, mantık oyunları var. Bu ironi, de değil i̇roni değil. İroni de budur. Bunu alay diye çevirirler ama alay değil, değil mi o? Hayır canım. Anlamadıktan sonra öyle kalır tabi alay gibi kalır. Sarkazm alaydır. Ee, Sokrates'te sarkazm yok. Mesela şeyde var, Diogenes'da var. Çünkü Diogenes yıkıcı bir adamdır. Sokrates yapıcı bir adamdır. Ama Sokrates de öncesinde yıkıyor. Değil mi? Sokrates yıkmıyor. Doğruyu ortaya çıkarıyor. İşte doğru budur. Sen de tasdik ediyorsun, sen de ediyorsun, o da ediyor, ben de ediyorum. Demek ki önceki kullanımlar yanlıştılar. Yani o yanlış şeyleri yıkıyor onu demek istiyor. O yanlışlara bel bağlamış insanlar ahlaksızdırlar. En hataya sevk edici bilgi kavramlar arasında kurduğumuz bağlardan bilgiye geliyoruz. Kavramın kendisi bizi anlama götürüyor. Bundan bahsetmiştik. Anlama götürüyor işte. Kitap nedir? Bu ne sorusunu da söyledik. Daha geleceğiz, tekrar geleceğiz ona. Metafiziktir. Ne sorusu. Bunun cevabı bu sorunun cevabı sana ona buna şuna ortaksa o kavram kavramlar tarif edilirler tasvir olmazlar kavramın dediğim gibi doğrudan temsilcisi yoktur karşımızda örnekleri var kitaplardan biri budur öbürü budur. Bunlar özdeş midirler? Hayır. Burada bir kitap vardır vesaire. Orada kitaplar vardır ves. kitap kavramının düz ayak karşılığı yoktur. Hiçbir şeyin yok. Örneklere vardır işte. Bunlar bu bir kitaba, kitaba örnektir. O bir örnektir. O bir örnektir. Vesaire. Örneği olmayan kavramlar tekrar ediyorum edep kavramları. Bu edebin mantıkça işlenmesinden ahlak ortaya çıkacaktır. Hocam bu arada bu sizin kitabınızı da tanıtalım bu vesileyle. Bu nedir sorusuna dair işte ...hocanın bayağı böyle bir... ...ne demek olduğunu anlattığı bir kitap. İzleyicilerimiz için şunu tanıtalım. Edep kavramları... ...arasında... ...ortaklık... ...kurulamıyorsa... ...ortak bir... Ortak ...sonuçlar alınamıyorsa... ...o takdirde... ...toplum... Ve nihayet devlet vücut bulamaz. Anlaşma imkanını bulamaz. Anlatabiliyor muyum? Hayvanlardan farklı olarak insanlar iç güdü babından bir araya gelemiyorlar. İç güdüsü yok çünkü. Edep kavramlarının Hepsi insana mahsustur. Fedakarlık işte toplumsal dayanışmayı sağlamak için var olan bir kavramdır. Der evrimciler. Yani bu insanın maneviyatıyla filan alakası yok. Düpedüz genetik, evolutif bir hadisedir. Değildir kardeş? Neden değildir? Bana bırakılmış bir şeydir. Bana kal kalmışsa bunun genetik, evrimsel bir tarafı olmaz. Özgürlüğün alanı olur değil Tabii mi? ben istersem fedakar olurum, istemezsem olmaz. İrade olayıdır aklım, aklım buna karar veriyorsa, sen bunu böyle yapacaksın diyorsa içimdeki ses, Sokrates'in daimon değil, o vicdan böyle yapacaksın diyorsa yapıyorum. Bunu dışarıdan bir güç bana kabul ettirmiyor. Biz her zaman bizde hayvanlar olmuştur evde, her çeşit beslemişimdir. Yanan garajdan bu kirada oturuyorduk. Bizim evin bir garajı vardı. Orada ufak bir yangın çıktıydı filan falan. Neyse oradan yavrusunu kaptığı gibi çıkardı. Yanma pahasına. Vay fedakar anne. Aynı kedi bir yahut iki yıl sonra doğurduğu yavruyu kılıyla, kuyruğuyla, ıvırıyla, zıvırıyla yedi. Öldürdü, yedi. O yavru doğduğunda, bir gün önce mi doğduğunda, yahut da birkaç gün sonra sakat olduğunu anladık. Sakat doğmuş bir yavruydu. Evrim babından yaşarlığı olmayan bir hayvan. Ve bunu götürdü. E ne oldu şimdi fedakar anne? Ha diyeceksin ki insanlarda da toplumun etkisi var. İşte Ispartalılar e, yeni doğmuş sakat çocuğu ölüme terk ederler veya atarlardı. Bir şeyin genetik evrimsel olması için sabit kalması lazım. Bir de değerin olmaması gerekir hocam. Sabit kalması gerekir. Yani kedi kedi olalı sakat doğan yavrusunu yiyorsa bazısı yiyor bazısı yemiyor. Öyle değil mutlaka yiyorsa o genetik ve evrimseldir. Tamam mı? İnsandan yavrularını şey alan, sakat doğan çocuklarını ölüme terk eden toplumların yanı sıra böyle yapmayan toplumlar da var. Bu takdirde bu genetik değildir. Anlatabiliyor muyum? E, değişkenliği kabul etmiyor genetik. Çünkü mekanik bir olaydır. Mekanik, organik bir olaydır. O senin isteğinin dışında cereyan etmek. Bunun en güzel örneği de zaten dillerdeki çeşitliliktir. Ve hatta zaman içinde değişmesi olayıdır. Genetikte senin iradene bağlı olmayan mutasyon çeşidinden değişikliklerin dışında değişme ortaya çıkmaz. Sana bağlı değildir o. Yani hiçbir canlıya bağlı değil mutasyon olayı, değişim olayı. İnsan kendi isteğiyle ki işte demin dedim iradedir bu. Aklın gerektirdiği bir olaydır. Kendi isteğiyle değiştiriyor durumunu veya değiştirmiyor. bunu ayarlamak son derece zor bir iştir. Sokrates'in önünde iki çarpıcı örnek var. Bir yaşadığı bağlı bulunduğu Atina'sı var. Bir de karşısında Isparta var. Taban tabana zıt iki düzen. Bunlardan hangisi daha hayırlı? Yerine göre Isparta. Yerine göre de Atina. Ama Sokrates iki şeye de çok karşı. Göreciliğe, relativizme ve mutlaklaştırmaya. Bu da felsefenin vazgeçilmez düsturu olacaktır. Her şeye göreli gözlüklerle bakmak veya tam zıttı şeye kaymak, mutlakçılığa kaymak. Aristotam ortacıdır mesela. Ortasını mi? bulmak. Orta yol. Orta yol. Adeta sıratı müstakime benzer bir e, anlayış göster, e, geliştirir Sokrates. Hocam bu diyalektikte de sonuçtaki o sentez bir nevi orta yol değil mi zaten? Bir nevi hani birebir değil de bu e, bozulması gereken bozulması ve ondan sonra tamiri gerekir. Böyle bir çember olarak düşünürsek diyalektiği Şo inceleme amacını bozmadır. Çözümleme. Analiz. Sana verilen maddi yahut fikri bir değeri kuruluşunu, iç yapısını inceliyorsun ve bu maksatla parçalıyorsun. O değeri parçalıyorsun. O parçalamada bırakırsan yeniden onu inşa etmezsen yani birleştirme sentez buna geçmiyorsan şu yarıdan ibaret bırakıyorsan bu yıkıcılıktır tamamlıyorsan bu tam manasıyla bir eleştiridir. Biz tabi bütün bu kavramları tanımadığımızdan abuk bu kullanıyoruz saçma sapan Eleştiriyi çoğu kere Türkçe'de yıkıcılıkla anlamdaş kullanıyoruz. Halbuki eleştiride yıkmak olduğu gibi yeniden inşa da söz konusudur. Burası olumsuz bu taraf olumlu. Bunu birleş bütünlemek zorundasın. Kritik Yunancada kritike de tam karşılığı değildir. Çünkü kritike yargıdır. Yargı demektir. Bu işlemi tamamladığında ortaya yargı çıkıyor. Bu budur. Bu şöyledir. Babından önce bunu alıyorum, inceliyorum. Özelliklerini ortaya çıkarıyorum. Şunu sonra buna geçiyorum. Dış görünüş itibariyle benziyorlar. Bunu inceliyorum. Kurucu unsurlarına ayrıştırıyorum. Ve işte öbür şeyleri de gene aynı biçimde çözümlüyorum. Arkasından ortak bir Tasvir sunabiliyorsam, tarif, yanlış söyledim, özür dilerim. Tarif sunabiliyorsam, kitap şöyle şöyle şöyledir. Nokta. İşte bu bir yargıdır. Bir kritik edilir. Tamam mı? İzlediğim yöntem nedir? Diyalektiktir. var olandan hareket ediyorum ama var olanı söze dönüştürüyorum Logos'a. var olandan varlığa gitmeye çalışıyorum Varlı, var olandan varlığa gidiyorum bir var olanın kurucu unsurlarına ayrıştırılması çözümlemedir bütünüyle bu ele aldığım var olanları çözümleme sonucu ve oradan yeniden bir inşaya geçmem, ortak bir tarife tabi tutmam, tümden geniş ve tüme varıştır. Dedüksiyon indüksiyon tüme varış ve tümden geliştir. Önce tüme varışı gerçekleştirmem gerekir ki daha ileride benzer var olanlarla karşılaştığımda tümden gelişi Yani ben ağaç kavramını biliyorum. Bir coğrafyaya gidiyorum, bir ülkeye geliyorum. Boğabop ağacıyla karşılaşıyorum. Daha önce hiç görmediğim bir şey. O ağacı çözümlüyorum. Boğabop ağacı. Benim ağaç kavramından beklediğimi veriyorsa bu çözümlemem o takdirde o da bir ağaçtır. Mesela bu dediğiniz örnekte tümden geliyorum mesela evet. değil mi hocam? Mesela şeyde çok böyle kontripiyede kalmıştım ters ayakta bambuyu gördüğümde ot mudur, ağaç mıdır? Ben çözemedim onu. Her ne kadar ben vaktiyle bitki bilim tahsili görmüşsem de botanik, o işin içinde çıkamadım. Ve orada gördüğüm, rastladığım bir yerliye sordum. Onun yerlisi bir adama Morneo'da. Bu dedim ağaç mı ot mu? Ağaç dedi. Şimdi Sokrates olsaydı bana ağacı tarif et derdim ama e, hem benim dilim ona yetmiyordu hem de hem de ukalalık edip de adamın canını sıkmayayım dedim. Ve o e, onun o şeysini esas kabul et. Hocam Allah korusun size de baldıran zehirini içerebilirler. <laughs> <orada. gülüyor> o zaman tüme varamazdık. Ee, değerli hocam e, maalesef yine ben evet e, bölen olarak araya giriyorum ama hiç istemediğim halde. Bir bölen bir de ne vardı? Bütünleyen mi vardı? Bütünleyen vardı hocam. Hmm. Bir zamanda ama o günleri siz <laughs> görmediniz canım. Bir, e, Bülent Ecevit ile Süleyman Demirel e, devirlerine size tarihtir. Benim yaşanmış bir olaydı. Evet. Bu vesileyle iyi geceler dileyelim ve haftaya e, bakalım kısmetse Sokrates'ten Eflatun'a geçelim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ağzınıza sağlık, dilinize sağlık, yüreğinize sağlık. Bu meseleyle ilgili olarak konuşmaya devam edeceğiz bir sonraki programda. Sizler de bizlerle birlikte olmaya devam edin. Umarım ki. Hoşçakalın. Avgitte kan vi finne.